Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Avşar Gürdal bizimle. Avşar Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar hocam. İzninizle bir tanıtmak istiyorum. Çok kısa bir girizgah yapayım. Sonra size sorularımı soracağım. Ödeme teknolojileri alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden Mastercard'ın Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ve dünyaya ihraç edilen dijital ödeme ve kart saklama çözümü Masterpass 9. yılını kutluyor. 40 milyon kayıtlı kullanıcı ve 70 milyon kart ödedi ve 4000'den fazla iş yerine ulaşmış. Yani aslında 3 ödemeden bir tanesi Masterpass üzerinden yapılıyor da diyebiliriz. Şimdi bu anlamda tabii size sormak istediklerim, bir kere çok yenilikçi ve çok da önemli bir alanda faaliyet gösteren bir şirketsiniz. Özellikle kredi kartının bundan sonraki geleceğine ilişkin hayatımızda e-ticarete kullanımı veya kredi kartının veya ödeme sistemlerinin kullanımı konusunda bize neler söylersiniz? Tabii ki Burcu Hanım. Biraz daha genişten başlayayım. Aslında ödeme sistemleri ne ifade ediyor ekonomiler için? Ödeme sistemleri dijitalleştikçe, yani insanların harcamaları dijitalleştikçe aslında bu kurumlar üstü bir konu. Devletlerin buradan topladıkları vergiler artıyor. Ekonominin, gri ekonominin küçülmesiyle beraber bu toplanan vergiler de yine topluma geri kullanılarak aslında toplumların refahının artmasına yol açıyor. Dolayısıyla çok önemli bir konu ekonominin dijitalleşmesi. Bugün Türkiye'de biz hane halkı harcaması bizim gayri safi yurt içi hasılamızın %60'ını temsil ediyor. Ve buranın da %55'ini dijitalleştirebilmiş durumdayız Türkiye'de tüm paydaşlarla beraber. Bizim de tabii burada büyük bir emeğimiz söz konusu. Önümüzdeki dönemde de ben bu oranın aslında Avrupa ortalamalarına yaklaşmasını bekliyorum. Yani bu %55 oranının %65-70'lere önümüzdeki 3 sene içerisinde hızla tırmanmasını bekliyorum. Bu da çok olumlu. Biraz daha gerideyiz o zaman biz. Evet, yani %55 her ne kadar iyi bir oran olsa da, yani aslında iki işlemden birini dijitalleştirebilmiş olsak da hala gidecek yerimiz var. Avrupa'da 65-70'leri görüyoruz. Biz de oraya doğru tırmanmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla biz de odağımızı buna koymuş durumdayız. Bizim için en önemli metrik bu. Takip ettiğimiz en önemli konu ekonominin hane halkı harcaması kısmının dijitalleşmesi. Peki, Masterpass neyi adresliyor diye sorsam? Şimdi bu konuştuğumuz %55'lik dijitalleşmiş kısım yaklaşık 8 trilyon liraya tekabül ediyor geçen senenin rakamlarıyla. Bunun da %30'luk kısmı e-ticaretten geliyor. Yani tüm harcamaların, kartlı harcamaların %30'luk kısmı, %29'luk kısmı e-ticaretten geliyor. Tabii pandemiyle beraber de dijitalleşme hızlandı. Bu oran 8 sene önce %8 civarındaydı. %8'lerden %29'lara geldik. Çok hızlı bir büyüme söz konusu. Buranın da hızla büyümeye devam etmesini bekliyoruz. Masterpass işte e-ticarette bu deneyimin iyileşmesini sağlıyor. Siz de eminim her gün kullanıyorsunuzdur. İnternetten yaptığınız, mobil uygulamalardan yaptığınız ya da mobil telefonunuzdan yaptığınız işlemlerde o işlemin sürtünmesi bir şekilde gerçekleşmesini sağlıyor Masterpass. Yani size aslında Türkiye'nin 40 milyon tüketiciye erişmiş, 70 milyon karta erişmiş ve 4000 üye iş yerine erişmiş en büyük dijital ödeme platformu Masterpass. Ve tüketicilerin o alışverişlerindeki deneyimin iyi olmasını, sürtünmesiz olmasını sağlıyor. Siz alışverişi yaparken aslında Masterpass'i gördüğünüzde halihazırda kayıtlı kartlarınızı veya ödeme yöntemlerinizi o internet sitesinde kullanabiliyorsunuz. Tabii büyük bir şifreleme söz konusu. Tabii. Bu şifreleme ile de güvenli bir şekilde bu işleminizi yapmanızı sağlıyorsunuz Masterpass'te diye özetleyebilirim. Peki tabii kartla ödeme teknolojisi az önce de söylediğiniz gibi çok yenilikçi ve gelişmeye de müsait ve çağla birlikte de gelişen ve teknolojiye de çok ayak uyduran, hatta teknolojiyi çok yakından takip eden bir alan diyelim. Bu anlamda ödeme teknolojilerinin gelişimi konusunda neler söylersiniz? Biz aslında Türkiye'de ödeme sistemlerinin gelişimi anlamında çok öncü bir noktadayız. Birçok teknolojik yeniliğe biz Türkiye'den can verdik. Masterpass de bunların başında. Aslında Masterpass'i Türkiye'de Türk mühendisler tarafından geliştirilmiş bir servis. Ve biz bugün Masterpass'i civar ülkelere, coğrafyalara buradan hizmet verir durumdayız. Bugün Türkiye'de Türkiye'nin lideri pozisyondayız ama aynı zamanda aynı hizmet Ukrayna'da, Azerbaycan'da, Kazakistan'da da hizmet veriyor. Biz de aslında bu servis etrafına yenilikçi çözümler de yazıyoruz. Bugün sadece kartlı ödeme sistemlerini değil, krediyle de ödeme yapabiliyorsunuz. Yarın hesaptan da ödeme altyapısını bu servisin içerisine eklemeyi planlıyoruz. Penetre olmuş bir platform aslında. Yani hem krediler, hem cüzdanımız, hem dijital ödeme sistemlerinin aslında hepsinin birbirine entegre edildiği bir sistem. Doğru olarak anlıyorum. Çok güzel özetlediniz. Aynen öyle. Aslında sizin için ödeme yapacağınız zaman o platform üstünden tüm ödeme araçları
borçlarınızı ödeme yapmanızı sağlayan bir altyapı. Tabii bu bir ağ, sadece bir altyapı değil. Siz bugün aslında Masterpass'in entegre olduğu 4000 üye iş yerinden bir tanesinde kartlarınızı eklediğinizde aslında diğerinde de aynı kartlarınızı görüntüleyebiliyorsunuz ve işleminizi yapabiliyorsunuz. Yani aslında bu bir büyük bir ağ. Bu ağ dahil olan kullanıcılar ve kurumlar da aslında o ağın gücünden ve ölçeğinden faydalanıyorlar. Hı hı. Sorunuza geri döneyim. Hani yenilikçilik ve teknoloji anlamında neler olduğunu sormuştunuz. Aslında bir diğer önemli konu da artık e-ticaret ve fiziki ödemeler de iç içe geçiyor. Yani bir ödemenin e-ticaret mi yoksa fiziki mi olduğu ayrımı da yavaş yavaş ortadan kalkmaya başladı Burcu Hanım. Örnek vereyim. Siz bir kuru temizleme hizmeti aldınız. Kuru temizlemenizi eve getirdi kurye. Fakat siz evde değilsiniz. Bir başkası kapıyı açtı. Şimdi bu ödeme fiziksel bir ödeme mi yoksa uzaktan bir ödeme? Ödemeyi siz yapacaksınız. Aslında uzaktan bir ödeme. Ödemeyi eğer evde olsaydınız ya da sizin yerinizde bir başkası yapacak olsaydı fiziki bir ödemeydi. İşte biz bunları birbirine entegre eden bir çözümü de hayata almış durumdayız. Bizim Tepon Fon adını verdiğimiz telefonla kart kabulünü sağlayan uygun maliyetle yeni bir, daha doğrusu yeni bir yatırım yapma ihtiyacını ortadan kaldıracak şekilde halihazırda var olan telefon cihazlarıyla ödeme yapmasını sağlayan kurumlarımızın Tepon Fon çözümümüzle Masterpass'i birleştirdik. Böylece deminki örnekten gidecek olursak siz evde olmadığınızda dahi aslında ilgili kurye size ödeme emrini gönderip ödeme yapmanızı sağlayabiliyor. Bu da aslında yine ödeme sistemlerinde yeniz yakın zamanda getirdiğimiz büyük yeniliklerden biri oldu. Bunun dışında birçok yenilikten bahsedebilirim. Biyometrik tarafta artık biyometrinizle ödeme yapmanızı, doğrulamanızı sağlayan çözümümüzü de yakın zamanda hayata açtık. Yani Türkiye ödeme sistemleri anlamında çok gelişmiş ve civar ülkelere de örnek olan bir pozisyonda diyebilirim. Peki, kısa cevap rica edeceğim ama özellikle tabii iş talebi kısma planları çerçevesinde bu yıl özellikle kartla ödemeye ilişkin bir nevi kısıtlamalar da söz konusu oldu. Siz bu dönemden etkilendiniz mi? Veya işte 2025 yıllarında, 2025-26 yıllarında pazarın daha büyümesini bekler misiniz? Biz şu anda ekonominin dijitalleşmesiyle beraber bundan pek etkilenmedik. Fakat tabii ödeme sistemleri önemli bir unsur. Ödeme sistemleri tüm ekonominin %60'ı hane halkı, %60'ın da %55'lik kısmı ödeme sistemleri, dijital ödemeler şeklinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla ekonominin bütününün etkilendiği bir noktada elbette ödeme sistemleri de bundan etkilenir. Fakat şöyle önemli bir unsur var. Ödeme sistemleri nispeten ekonominin diğer unsurlarından daha az etkileniyor. Bunun da sebebi dijitalleşme trendi. Evet. Yani bu ödemelerin önemli bir kısmı dijitalleşmiş, 55'e gelmiş durumda ama bu 60'a, 65'e önümüzdeki seneler içerisinde çıkacağını öngördüğümüz için aslında daha az etkilenen bir grubu olduğunu söyleyebilirim. Evet, çok teşekkür ediyorum. Çok ayağınıza sağlık. Sorularımızı da yanıtladığınız ve yayınımıza da katıldığınız için Afşar Bey. Çok teşekkürler. Kısa bir araya gidiyoruz.